anayasamızın 90. maddesi çok açık. Tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmeler bizim iç hukuk metinlerinin üstündedir. Ki buna Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi, İnanç ve Özgürlüklerle ilgili sözleşmeler, taraf olduğumuz sözleşmeler. Belirttiğiniz konuyla ilgili olarak bizim Türkiye ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu benim bildiğim 4 tane karar var. Ya zorunlu din eğitimiyle ilgili, ana dille eğitimiyle ilgili. Ama bu kararlara maalesef bizim ülkemizdeki mevcut yönetim uymadığı gibi tam aksine, kararların gereğini yerine getirmediği gibi tam aksine daha olumsuz bir yaklaşım biçimiyle din derslerini zorunlu hale getirme, insanların hatta dini inançlarını açıklamaya zorlama gibi konularda özellikle bu eğitim yılı içinde yapacakları çok ciddi ve çalışmalar var. Hatta bu konuda biliyorsunuz müfredat dedikleri yani eğitim programını dahi değiştirdiler. Bu yapılan değişikliklerin tamamı hukuk sistemimize, bu tarafı olduğumuz, demin belirttiğimiz sözleşmelere aykırı olan olgulardır. Ha biz hukukçuların ve Alevi kurumların, demokrasi kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin buna karşı hukuksal mücadeleyi geliştirmesi gerekiyor. Ben şunu öneriyorum. Diyorum ki Alevi Bektaşi Federasyonu ve bileşenleri, KES, DİSK, STK'lar, HDP, CHP ile ilişki içine girerek bu konuları içeren suç duyurularında bulunmak. Yani ilgilileri kimse, en baştan başlamak üzere uygulamayı yerine getirmeyen bakanlar, başbakan ve uygulamayı yerine getirmeme doğrultusunda talimat veren kim varsa hakkında suç duyurusunda bulunmamız gerektiğine inanıyorum. Bu suç duyurusu hem iç hukuk yolları ileriyle yapılabilir, ayrıca lahi uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvuru yapabiliriz. Çok ciddi bir baskıyla karşı karşıyayız. Ciddi bir dayatmayla karşı karşıyayız. Gerçekten temel demokratik kural ve kuramlardan uzaklaşılıyor. Eğitim ki laik bilimsel eğitim, demokratik eğitim toplumların gelişmesi açısından en önemli unsurlardan birisidir. Adalet ne kadar önemliyse eğitim de bir o kadar önemli, ondan sonra sağlık da o kadar önemli. Sosyal devlet, hukuk devleti ilkesinin gereği ben bir hukukçu olarak diyorum ki ve bizimde kişisel olarak ben şahsım adına Kemal Alhaslı olarak kişisel olarak başvurularda bulunacağım. Bu başvuruları kitleselleştirip kitlesel bir harekete dönüştürme için kurumlarımızla birlikte mücadele etmenin gerekliliğine inanıyorum ve bu doğrultuda çabalayacağımız gerektiğini inanıyorum. Avrupa kamuoyu, yurt dışı kamuoyu bu konularda çok duyarlı. Yeter ki biz demokrasi mücadelemizi sürdürelim. Yani evet iç hukukta bir şey yapamıyoruz diyorsak demokratik hukuk kuralları için direnme hakkımızı kullanmakla birlikte hem sizin belirttiğiniz gibi Alevileri kişisel olarak ve kurumlar biz yasal haklarımızı kullanmalıyız. Yani bu yasal hakları demokratik direnmedir, nedir? Anayasa Mahkemesi önünde direnmedir, parlamento önünde direnmedir, Cumhurbaşkanlığının önünde direnmedir, Başbakanlığının önünde demokratik direnmedir. Demokratik direnmedir, toplantı yapmaktır, basın açıklaması yapmaktır. Ha bunlarla da yetinmeyip bunları biraz önce dediğim gibi şikayet dilekçelerine dönüştürüp şikayet dilekçelerini uluslararası kurumlara ve iç kurumların tamamına vermek gerekiyor. Bu örgütlenme yapılabilir. Alevi Kültür Dernekleri de yapabilir, Hacı Bektaş Veli Vakfı da yapabilir, diğer sivil toplum örgütleri de yapılır. Yani Alevilerin bu konuda çok duyarlı olması gerekiyor. Özellikle bu din derslerinin dayatılması, İslami
temellerde çocuklarımızın eğitime zorlanmasına karşı bizlerin çok duyarlı olmamız lazım. Yani bizim Alevi kültürü okullarda okutulmuyor ki bu konuda kararlar var. Okutulması gerektiği, gerçi bir fasikül içinde kendilerine göre tanımladıkları bir inanç biçimini vermeye çalışıyorlar. Bunu yapmadıkları gibi bize kendi inançları dayatıyor. Dinin temel kuralları değil, dinlerin tarihi değil. Yani Hristiyanlık, Musevilikle ilgili, tüm Budizmle ilgili genel bir kavram verilebilir. Ama bu yapılmıyor. İslamiyet'in sadece bir mezhebi, yani Hanefi mezhebi, halk arasında Sünni mezhebinin inancı dayatılmaya çalışıyor. Yani bunu somut ideolojik bir yapılanma var ülkemizde. Tek millet, tek devlet, tek din dedikleri olgu üzerine Türk-İslam sentezinin dayatılmasıdır. Ha bu Türk-İslam sentezinin dayatılmasına karşı hukuksal mücadelemizi ve demokratik direnme hakkımızı, demokrasi mücadelemizi sürdürülmesi gerektiği inancındayım.